Merhaba arkadaşlar. Ben Oret'ten Kamil Kaya. Arkadaşım o Oret şefimiz. Oret'ten ben de Lahmet. Evet, Akgül. Lahmet Akgül. Evet, bugün yaptığımız basit NPVM metoduyla motor sürücümüzü anlatacağız, çalıştıracağız, deneyeceğiz. İlk önce komponentleri tanıtak. Değil mi Lahmet? Burada bir kahvaltı lambda konvertörlerimiz var. TDK lambda. Evet, TDK lambda, evet. Marka vermeyelim ama. Vermeyelim marka. Evet. Burada motor var, 7.5 kW. Söyleyeyim mi markasını? Söylemeyelim. Söyleyeyim mi? Tamam, PERM. PERM, PMG 132, DC fırçalı motor. 110 amper maksimum rating ampere var. 8, 24, 12, 72 arası çalışabiliyor. Evet. Öyle bir DC fırçalı motor. Burada dedik az önce 48 voltluk kaynaklarımız var. Burada da asas iş gören kontrolcü ünitemiz var ve MOSFET'lerle bu PWM devresini yapacağız driver'larımızı. Peak olarak, kontrolcü olarak 877 kullanıyoruz 20 MHz'de. Sistemi 50 kHz'de titikliyoruz PWM metoduyla. Fakat %90 açtığımızda, latency oranı %90 açtığında çok farklı bir metotla bunu tetikliyoruz ve çıkışta direkt bize DC veriyor. Şimdi bunu deneyerek göreceğiz. Deneyelim mi? Saldıralım mı? Evet. Amper ölçeceğiz mi? Amper bağladım abicim. Tamam. Evet, burada mini bir gaz potu yaptık. Bu tamamen bir hücre, deneme hücresi. Gaz potunu trim pot da arttırıyoruz. Evet, hazır. Şu an titreşim gelmeye başladı. Evet. 50 kHz'lik. Şu an abi ilk harekette döndü. Şu an 2 amper civarında çekiyor. 3 amper şu anda. 2,5. Evet. 8 volt. Çok torbası var mı? Çok torbası var mı? Çok torbası yok abi. Bütün mü? O kenarda torbası var. Hız potu %90 açtığında direkt DC olarak geliyor. Bunlar daha çok takip istemiyor. 2250 devre falan ulaşacak motor. Evet, şu anda DC'ye an geçti. DC. Evet. Fakat DC'de MOSFET'in çalışma mantığı bizdeki isteğimiz çok farklı. İki MOSFET, iki farklı kanalı oluşuyor, 107 katı oranıyla. Biri artı pas verirken, yani artı olan arayken, diğeri eksi de. Diğeri eksi giderken, diğer MOSFET boşa kalan artıya çıkıyor. Bu şekilde direkt çıkışımız DC oluyor. Ve bu şekilde yaptığımızda MOSFET'lerde çok az DC oluyor. MOSFET'lerde az DC olması demek daha verimli. Enerjiyi DC'ye dönüştürmüyoruz burada. Şu an iki MOSFET var, değil mi? Evet. Takviden bunlarız. 16, yani 16 MOSFET ne olacak? Sürme kanalı. Artı 4 MOSFET de feedback bataryaları geri beslemek için bir feedback kanalı yapacağız. Yani toplam 20 MOSFET diye bir sürücümüz gücü de yaklaşık, yani 20 kW'a yakın bir güç olacak. Aynı zamanda bu motor sürücüsü seri portla haberleşip programlanabilir. Hem seri portla haberleşebilecek, hem de iki tane bizim planımızda şey var. Hem de iki tane olursa, mesela normal arabalarda, varsayalım ki iki motor var. Aralarında bir arabilimle elektronik diferansiyel görevi de görecek. Mesela direksiyona bağladığımız bir portla aralarında haberleşerek elektronik diferansiyel görevinde Audi Quadro 4 tane yapıp çok hassas bir şekilde. Aynen öyle. Bunun yerine fırçalı motor, fırçasız motor kullanılır. Gayet bir diferansiyel olur yani. Evet. Sistem buna ibaret. Bu sadece bir denemesiydi. Hücre denemesi yaptık 2 MOSFET'le. Şu anda bir sorun gözükmüyor. Tabii biz bunu devreye, büyük bir devreye döküp bir de aracımızın üstüne deneyeceğiz. Büyük. Orada da bir sıkıntı olmasa inşallah. Boştayken 48 volt 2 amper falan çekiyor. O zaten 1 kW bir şey. Hı hı. Verebileceği kadar veriyor da çekmiyor da. Yani. Çektiremiyoruz şu an için. Evet. Elle bir topu koyamıyoruz. Dediğiniz gibi arabada inşallah bunu deneyeceğiz. Eğer her şey olumlu giderse, olumsuz bir şey gitmezse yarışlarda inşallah
bir sürücüyle katılacağız. Bunun fantastik kısmı zaten, olay kısmı. Şamil arkadaşımızın yaptığı şurada MPVM metodu. Dalga dalga gidiyor, sonra şeyler oluyor. PVM'de doğru aklım elde ediyor Kamil. Oradan 50 Hz, 50 kHz'e yazılımsal mı çıkıyor? Donanımsal. 50 kHz yani peak, daha doğrusu denetleyici bunu 50 kHz'lik frekansı donanımsal olarak bize veriyor. Yazılımlar... MOSFET'lerde de sıkıntı olmuyor. Evet. Gayet deniyor 50 kHz. MOSFET'lerde TDP-250 dediğimiz MOSFET sürücü optikörleri var, onları sürüyoruz. İzolasyon için, hem de sıkıntı olmaması için MOSFET'lerle de işlemci idare ediyoruz. Bu şekilde şu anda sorunsuz olarak sürüyoruz. Aslında MOSFET'lerimiz de çok iyi, çok iyi bir seçim yaptık. 2907, hani nominal akımı 110 amper eğer ideal koşullar oluştuğunda yani bir sıkıntı olacağını teorik olarak görmüyoruz. Tabi uygulamada şu anda bir sıkıntı yok. Ama inşallah 20 MOSFET'i koyduğumuzda, arabaya da koyduğumuzda canın zor olacak. İstediğimiz gibi kontrol edip, hem de verimli bir şekilde amper olsun, amper kısıtlama olsun, hız. Evet, bunları ve telemetreyi de uzaktan da göreceğiz inşallah. En güzel tarafı da OLED, yani sen yapıyorsun, biz öğrenciler yapıyor. Evet. Otomobil robot ve enerji topluluğu öğrencileri tarafından yapılan bir şey. Tutup artık yurt dışından, hani klasik üniversitelerimizin yaptığı gibi yapmayacağız. Evet. Yani 50.000 TL'de bir motora verip de motor sürücüsüne verip de yarışa çıkmayacağız. 1000 lira. Yani. 1200 lira toplam. 1200 liralık bir maliyetle. İnşallah hedefimiz de yani birincilik olacak. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Tamam. Teşekkür ediyorum. Levent kardeşime. Ben Kamil arkadaşıma teşekkür ederim. Bunda esas Kamil, ben burada şeyim.